günaydınlar diliyorum. İlk iş sabahından merhaba. Uzun zaman sonra ilk defa işe gidiyorum. Kendim birazcık değişik hissediyorum. Bugün şöyle bir takım giyindim. Krem rengi bobetlerim, krem rengi şalım. Bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Bilmiyorum biliyor musunuz? Şimdiden iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Birazcık moralim bozuk, Özgü'den ayrı kaldığım için, ilk iş günümde, doğum günüm olduğu için. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Geç kaldım. Koşuyorum. İsminiz neydi, ben kaydettim sizi. Özge ben. Özge. Hı-hı. Hayırlı olsun sizin de. Kızartma aldım ve çökertme kebabı aldım. Biz yemeği yedikten sonra şirketin hemen yanında bir orman var. Ormana geldik. Birazcık şöyle dolaşıyoruz. Şöyle göstereyim birazcık ormanı. Çok güzel, çok geniş bir yer burası. Burası Ümraniye bir şey parkı ama ismini hatırlamadım. Mesire mi? Ümraniye Mesire Alanı diye geçiyormuş. Böyle yürüyüş yolları falan da var. Çok güzel burası o yüzden. Öğlen arası için bence güzel bir mola. Şimdi şuralarda bir yerlerde biraz fotoğraf çekelim. Selamlar Şanalesi izleyicileri, nasılsınız? Şanalesi kanalını ele geçirmiş bulunmaktayım. Umarım sizin için güzel bir vlog çekebilirim. Bence çekebilirim. Bilmiyorum, daha önce hiç vlog denemesi yapmamışım ama dersim inanmıyor. Her neyse, Bahadır da bana ters bakıyor. Hayır, şaşırdım bir an. Daha ha, yok hani öyle yaparlar ya. Şimdi arkadaşlar, bugün Özge'nin doğum günü. Evet, Murat hazırlıkları da çekememiş doğal olarak. Çünkü telefonu güzel çekmiyor diye. O yüzden de ben şimdi başlattım. Özge de geldikten sonra işte artık vlog'una ekler. Şimdi hemen çevireyim, yaptığımız hazırlıkları göstereyim. Öyle, evet. Bunu göstereyim, güzel bir fikir. Şimdi öncelikle ben kısır yaptım. Kısırımız burada. Sonra burası. Seda, buna ne deniyor ya? Bir şey gevreği. Evet. Fransız gevreği. Yok, yazıyor. Bir saniye. Çok deli oldu. Afilli bir ismi var. Üzümlü üzüm. Galeta. Hayır ya. Asla değil. Ama senin dediğin bu değil. Bu değil galeta. Mi? Ha. O keki yapıp kurutuyorlar. Aynen. Ve yumurta kokar. Hiç sevmem. Yumurta kokar, evet. Sonra burada Murat poğaça yapmış. Bunu da kendi kanalımda da söylemiştim ama aslında biz poğaçaları, dolapta vardı annemin yapmış olduğu poğaçalar. Onları yapacaktık. Ama Özge sabah almış, onları işe götürmüş. Bütün planımızı bozdu yani açıkçası. Ya yoktur olma ya. Ya yeter bunlar, yeter bir şey olmaz. Sonra içeriye gidelim. Ezgi de masayı kurmuş, sofrayı hazırlamış. Şurada da canım eşim iyi ki doğdum pastası var. Sonra masamız da burada. Burada da Seda'nın yapmış olduğu şehriyeli Doritos'lu salata. Seda, bunun tarifini çektin mi? Aa, keşke çekseydin. Tanımızda var. Var da eskidir büyük ihtimalle. Bayağı eskidir. Eskidir, evet. Eski çok eski. Güzel oluyor. Aynen. Ya şehriyeyi haşlıyorsun. Bu kadar turşu koymuş olduğunu yoğurtla karıştırıyorsun, mayonez yoğurt. Üstüne de evet, tamam, bu kadar. Basit. Evet, doğru, basit bir salata. Çok yakışıyor ama. Murat da şimdi salonu birazcık toparlıyor. Böyle arkadaşlar. Özgür Hanım da uyuyor. Fırında tabii ki poğaçaların devamı da var. Böyle. Şimdi Özge'yi sürpriz yaparken de çekeceğim. Özge geldi. Özge geldi. İyi ki doğdun Özge. Teşekkür ederim. Abi,
Bugün onu açık hava çarptı herhalde. Dur. Ama çevirme. Murat sen niye direk tutuyorsun? Ben İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Kaç yaşın bitti? 27'ye girdik. 27 bitti, bitti yani. 27 bitti kanki ya. Nasıl sana acama gerçek bitti. Nasıl bitti diyor. Bitti 28 girdi. Az önce şöyle saydım ben. Ama 27 diyeceksin tabii. 27'sin. Evet. Ablamın hassas noktası. Evet hassas noktam gerçek. Aynen. Bak. Biraz kendimden geçtim, kusura bakmayın. Çok karışık bir vlog oldu şu ana kadar, biliyorum. Çünkü ben bir işteydim, sonra ablamlar bana doğum günü sürpriz yapmış, eşim, kardeşim. Onları ablam çekmiş, onları koyduk bu videoya. Şimdi de ertesi günden hepinize merhabalar. Bugün ofiste değilim, bugün evdeyim. O yüzden güzel bir gün oldu benim için. Çünkü bir saat, neredeyse iki saat avantajlıyım şu durumda. Sabah bir saat, akşam bir saat o yol süresinden dolayı iki saat avantajlıyım. Aynı zamanda kızımın yanındayım. O yüzden çok mutluyum. Şimdi bugün ne yapacağız? Biz evi aldık gibi bir şey. Kredi çıktı. Bugün Allah izin verirse gidip şey yapacağız. Gidip imzaları atacağız. Allah nasip ederse tabii. Sonrasında işte ekspertiz gidecek, eve değer biçecek. Sonrasında bir imzalar, tapu işlemleri falan. Biz normal çarşamba akşamı köye gitmek istiyorduk aslında ama bu ev olayları çıkınca ertelesek mi falan dedik çünkü yetişmeyebilir. Ama eğer bugün imzaları atarsak ekspertizin eve gidip görmesi falan 3 gününü bulabilirmiş. Yani bizim her türlü bu haftaya yetişmeyecek gibi. Eğer öyle olursa çarşamba akşamı gerçekten köye gideriz. Ama öyle olmazsa gidemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Artık daha sonrasında bir plan yaparız diye düşünüyoruz. Böyle evi alıyoruz gibi şu anda bir aksilik çıkmadı. Kredi de çıktı. Her şey yolunda. Bakalım neler olacak. Zaten imza atmaya giderken sizi de götüreceğim. Arkadaşlar biz bankaya gidemedik çünkü bankadan aramadılar. Yarın sabah gideceğiz inşallah. Ben size başka bir şey göstermek için kamerayı açtım aslında. Afyon'dan bir kargo geldi. Afyon lokumcusundan. Zaten Afyon'un lokumunu duymuşsunuzdur. Şu kaymaklı lokumu. Şu da diğer bir çeşidi. O kadar güzel ve lezzetli ki size anlatamam. Çok taze bir de. Burada börekler için haşiş ezmesi var. Burada ev yapımı sucuk var. Burada ekmek kadayıf var. Murat hatta yarısını yemiş bile neredeyse. Burada da daha yeni gelmişti. Burada da eriştelerimiz var. Ev yapımı yine. Çok güvenerek alışveriş yapabilirsiniz. Biz çok beğendik. Yani birçoğunu. Sucuğu henüz daha denemedim. Ama lokumların gerçekten tadını size anlatamam. Murat üstünü giyiniyor. Hemen Murat'a kamera çevirdim. Bu benim tülbent bağlama olayıma döndü. Özge atletliyim diyor. Ben de Murat tülbentim açılıyor diyorum. Evet nasıldı? Çok güzeldi. Ben lokumu çok sevdim yani. Lokum kaymaklı çok böyle güzel. İçindeki kaymak gerçekten çok iyiydi. Sucuğu daha yiyemedik ama onu da yakın zamanda inşallah mangalda yapabiliriz. Oo. Çünkü güzel. O şey var ya haşhaş. Bunu hiç yemedim ben. Bu nasıl aslında oluyor? Aslında sen annemin haşhaşlı çöreğini yemiş olmalı. Ben haşhaş sevmiyorum. Annemin haşhaşlı çöreği çok güzel olur. Onu şimdi anneme götürelim. Annem hemen onu yapsın. Tamam. Ama ekmek kadayıfı çok güzel benziyor. O yanında da, dondurmayla yiyeceğim şimdi. Onu yedim ben dondurmayla. Gerçekten o da çok güzeldi. Peki. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz siz de. Evet. Feda koltuğuma oturdum. Yarın Karasu'ya gidiyoruz. Sonra hemşire falan gideceğiz. 2 günde izin aldım. Böyle birazcık kafa dinleyeceğim. Çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Biliyorsunuz bu koronanın sonrasında hiç durmadık. Ben hep çalıştım. O yüzden beynen birazcık yoruldum. İnşallah bu tatilde bana iyi gelecektir diye düşünüyorum. En azından ailelerimizi göreceğiz. Annemleri çok özledim. Annemler de Elazığ'daydı zaten. Onlar da yarın gelecekler. Kavuşacağız inşallah hiçbir sıkıntı olmadan. Bu arada imza işlerini yapamadık. Bankada yarın yola çıkmadan önce bankaya gidip imza işlerini halledip sonrasında yola çıkmayı düşünüyoruz. Yani bu hafta falan tamamlayamayız gibi düşünüyorum. Çünkü eksper falan gelecekmiş. Evin değerine bakacakmış. 3 iş günü sürecekmiş bu. 3 iş günü demek ya zaten yarın çarşamba.
Değil mi? Evet. Artık günleri karıştırdım ve çok uykusuz da kalıyorum. O yüzden birazcık da yorgunum. Lütfen kusura bakmayın. Biraz enerjim düşük bu yüzden. İnşallah sizin de enerjiniz düşürmemişimdir şimdiden. Yani yarın çok yoğun bir gün olacak. Hem hazırlanıp evden çıkmak, hem bankaya gitmek, hem yoldayken işte yol, o kadar uzun bir yola çıkmak aylar sonra biraz zor olacak. Allah yardımcım olsun diyorum. Şimdiden valizleri hazırladım. Özgür'ün ve bizim hazır. Ama yine de evden çıkarken müthiş bir yoğunluk olacak. Elim ayağıma dolaşacak. Çok eminim. Allah yardımcım olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda daha güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.